17 Mayıs, 23 Mayıs. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Umarım her şey yolunda, güzel, ağız tadında, huzurda, bereketlisinizdir umarım. Yükselen Ay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam lütfen takip ediyorsunuz. Sanki o 15-16 yani hafta sonu geçirdiğiniz enerjiden bir türlü çıkamıyorsunuz. Ruhunuz tamamıyla meditasyon yapmak, uyumak, yani kendinizi biraz daha dinlendirmeye ihtiyacınız gerektiğini düşünüyorum ama 17 Mayıs haftası çok stresli, çok yoğun, inanılmaz derece iş hayatınızla alakalı sosyal etrafta çok büyük belirleyici rol oynayacaksınız ve özellikle yeni işler, yeni oluşumlar, yeni çizgiler, yeni insanlarla, yeni yöneticilerle alakalı noktada büyük bir temponun içerisinde olacaksınız. O yüzden siz 14, 15, 16 hafta sonu tadını geride bırak. Lütfen bu haftayı böyle adaptasyonu, enerjini bu haftaya vermen gerekiyor diyorum değerli Başak Burçları. Özellikle kurumsal ya da banka ya da büyük sektörde çalışıyorsanız güzel yer değişimleriniz, hak ettiğiniz noktadaki yani ev enerjiniz yavaş yavaş geride kalıyor ve iş alanınıza geri döneceksiniz. Bu da sizi mutlu ve keyifli kılacak çünkü evde kafayı yiyorum artık dediğimiz noktadasınız. Hatta yerinizde de imkansız ben değişmem dedim, değiştirmezler dediğiniz noktada da size fırsatlar ve hak ettiğiniz değeri de Mayıs sonuna kadar almış olacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum değerli Başak Burçları. Şöyle söyleyeceğim, özellikle evrak, dosya ve devamlı hukukçuysanız bile, hukuk alanındaysanız bile kendinize bir ofis açmak, yeni bir oluşum yaratma niyetiniz var. Bunlarla ilgili radikal fikriniz var. Bunları artık hayata geçirmeye, özgüveninizi tamamlayın ve bu sistem sizin için çok büyük bir başarı elde edecek olarak uyarı veriyorum. Ama şöyle bir sorunumuz var. Ortaklı iş yapanlarda artık kesinlikle ve kesinlikle ortak iş yapmıyorum. Ve ben ortağım zararını da ödeyeceğim ve tek başıma dediğimiz bir karar vereceksiniz. Doğru bir karar çünkü ortağınız biraz egosu yüksek ve sizi anlamıyor ve artık siz çok yoruldunuz. Alttan almaktan da fazlasıyla yoruldunuz. Onu idare etmekten çok kendi psikolojinizi bozuyorsunuz. Ortakla ayrımı doğru bir karar verdiniz. Ay sonuna kadar da bu ortaklı sistemi tam anlamıyla istediğiniz kıvamda ayıracaksınız. Kendi işini kurmak isteyenler için güzel fırsatlar olabilir ama ortaklı fırsatlarınız var. Değerli Başak Burçları, uzun süredir hayal ettiğiniz organik tarım olabilir, ağaç dikme olabilir, ceviz ağacı üretimi olabilir ya da toprak üzerine yapacağınız planlarınız varsa bunu bir an önce hayata geçirmenizi uygun görüyorum. Bunlar size ileride çok güzel kazançlar sağlayacak. Fakat ailenize ait arsalar, dedeniz ya da anneannenizin anne ya da baba kökünüzdeki araziler daha bir türlü çözülememiş. Bunlarla alakalı noktada avukatınız mı yavaş ilerliyor, siz mi ilgilenmiyorsunuz bilmiyorum ama yerleriniz çok değerli. Bunun üzerine ne yapacaksanız yapın biraz bir an önce davanızı ve haklarınızı hızlı bir hayata geçirirseniz büyük kazançlar elde edeceksiniz. Yani soyunuzda sopunuza yetecek mallar var değerli Başak Burçları. Bunlar sizin hakkınız. Yani kök soylarınız değerli insanlar gibi gözüküyor ve yerlerde değerli gözüküyor. Evet, işsiz olan ve mağdurum artık hiçbir şey halledemiyorum diyen bazı Başak Burçlarına da yeni iş kapısı, borçlarınızla alakalı destek alacaksınız ve bunlarla alakalı noktada güzel bir rahatlama sağlayacaksınız. Aslında 17-23 Mayıs haftası size ufak ufak paralar gelecek. Ev kiranız varsa, ödemediğiniz faturanız varsa bunlar ödenecek ve siz gayet derin bir nefes alacaksınız. Beklediğiniz bir işten de olumluluk süreci var. Özellikle taksi, dolmuş ya da araç sektöründe çalışan bazı Başak Burçlarında cezalar olabilir. Bu cezaları dikkat edin, zarar görmenizi istemiyorum. Yani otobüs sektöründe çalışıyor olabilirsiniz. Dolmuş araç sektöründe çalışıyor. Galeride bileseniz bir hata yapacaksınız. Bu hata size büyük bir zarara getirecek. İhmal etmeyin. Devlet sektörüne geçmek ya da devletle ilgili başka bir bölüme geçmek isteyen Başak Burçlarında bu fırsat var. Yapabilirsiniz. Hiç korkmayın. Evranınızı hazırlayın. Yeriniz belirgin olarak gözüküyor. Değerli Başak Burçları, ilişki konusunda şu an kalbinizde bir heyecan var. Bu kalıcı ilişkiniz gözüküyor. Daha güzel iletişime geçtiğiniz sürece evlilik kapınız var. Allah'ın izniyle bu kapı da aydınlığa girecek. Evli olan Başak Burçları'nda biraz hani nasıl söyleyeyim?
İlişkinize karşı dürüst olmayabilir, biraz güven kaybı yaşayabilir, biraz saçma sapan güzelli tavırlar ilişkiyi zora sokabilir. Lütfen şeffaf olun ve ilişkiniz zarar olsun istemiyorum. Üniversite sınavına girecek ya da lise sınavına girecek başaklarda %70 kazanç var. Özellikle de elektronik mühendisi, uzay bilimi üzerine eğitim görmek isteyen başaklar bu konuda başarılı ve aydınlık olacaksınız. Eğer özel iyi bir liseye gitmek isteyen başak burçları hedef hedeflediğiniz lise hazır. Endişe etmenizi istemiyorum. Lütfen çocuklarınıza Kalem suresini sınav dönemine kadar bol bol okuyun. Kalem gibi aksın gitsin değerli Başak burçları. Allah'a emanet olun, mutlu kalın. Sağlık olarak da özellikle boyun fıtığı, bel fıtığı ve kemik ağrılarınız ve bacak ağrılarınız olabilir. Bel kaymanıza dikkat edin, ihmal etmeyin. Düşmelere dikkat diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.